Bütün siyasetçilerin bu sesi duyup ve ona çözüm üretmesi gerekir. Derdimiz bu. İnsanların derdinin çözümüne dair çözüm üretmek. Şimdi bu dükkanların içinde besiciler gördüm. Pahalılıktan ürettiğinin karşılığını alamadığı için gebe ineklerini kesime gönderdiği için ağlayan besici gördüm. Süt üreticisi gördüm. Ne gördüm? Çiftçi gördüm. 180 bin lira para ödemek zorunda kalan bir çiftçinin malından elinde ne kadar para kalabilir? Bunun içine bir de koyun mazotu, koyun ilacı, koyun gübreyi, geriye ne kalır? Şimdi Türkiye'de bir harami düzen var. Kim ne derse desin. 5 maaş alan danışman var mı bu ülkede? Var. 10 maaş alan var mı? Var. 15 maaş alan var mı? Var. Şimdi sen susuzluk derdi çekerken 15 maaş alıp cebine koyan, yan gelip yatan eğer danışmanlar varsa bu ülkede, bunun adı harami bir düzendir. Dolayısıyla bütün bunları konuşturmamak için oculuk buculuk üzerinden herkesi birbirine düşürmeye çalışan o dili reddediyorum. O yün yumaklarını ayaklarımıza dolaştırmaya çalışan yün yumaklarını reddediyorum. Emekli maaşı, ey emekliler! Söyleye söyleye 3500 liraya getirdiler. 1500 lira emekli maaş alanlar vardı. Sizden öğrendim. Anlata anlata bir noktaya geldi. Ama bizim dediğimiz şuydu. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Şimdi bu arkadaşlar bunu yaptı. Yapmadılar, az kaldı biz yapacağız. Şimdi hani treniniz, ne oldu kara tren? Kaçıncı söz verdiler? Ne oldu havaalanı? Ne oldu çökülen çiftlikler? Şimdi bu bir harami düzendir. Bu harami düzeni oylarınızla değiştirme imkanı var iken eğer şuculuk buculuk üzerinden birbirinize düşerseniz siyasetçi yan gelip yatar, siz de çırak çıkarsınız. Benim dediğim şudur. Bakın mülakat denilen o haksızlık sistemi ortadan kaldıracağız. Bu netlikte söylüyorum. Şimdi 24 milyar TL, iki tane rakam vereceğim size. 24 milyar TL Türk lirası sizin cebinizden telefondan alındı, halilerin cebine konuldu. Yalan mı? Konuldu. Halili kim? Sayın Erdoğan'ın aile dostu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'da esnafla bir araya gelip önemli açıklamalarda bulundu. Emekli maaşları ile ilgili de dikkat çeken bir çıkış yapan Akşener, ey emekler söyleye söyleye 3500 liraya getirdiler. 1500 lira emekli maaşı alanlar vardı, sizden öğrendim. Anlata anlata bir noktaya geldi ama bizim dediğimiz şuydu. En düşük emekli maaşı askeri ücret kadar olmalıdır dedi. Her hafta başka bir ilde esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu kez de Aksaray'da kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Yaklaşık 2 senedir il il gezdiğini belirten Akşener, burada bir amacım var, çok uzun bir zamandır sizin dertlerinizin konuşulmadığını, buna karşılık şuculuk buculuk üzerinden siyasetçilerin birbirine laf çarptığı ama sizin derdinizin konuşulmadığı için de her birinizin çırak çıktığı bir sistem var bu ülkede dedi. Ekonomiye ve hayat pahalılığına değinen Akşener, emeklileri sevindirecek bir vaatte bulundu. İYİ Parti lideri emekli maaşı söyleye söyleye 3500 liraya getirdiler. 1500 lira emekli maaş alanlar vardı. Bizim dediğimiz şuydu, en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Bunu bu arkadaşlar yaptı. Yapamadı, biz yapacağız, az kaldı. Hani treniniz ne oldu kara tren, ne oldu havaalanı, ne oldu çökülen çiftlikler, mülakat denilen o sistem oradan kaldıracağız, netlikle söylüyorum. 24 milyar TL sizin cebinizden, Türk Telekom'dan alındı, Hariri'nin cebine koydular, Erdoğan'ın aile dostu. Akşener, çiftçinin elektrik faturasının yüksek olduğunu belirterek İç Anadolu bölgesinde hepimizin derdi suyun kaybolması, elektrik pompasıyla su çıkarılması, sulamanın böyle yapılması.
113 bin liralık elektrik faturası gördüm, 60 bin liralık fatura gördüm, 52 bin liralık fatura gördüm. Yahu bunu ödeyen bir çiftçinin 3 ayda 180 bin lira ödemek zorunda kalan bir çiftçinin malından elinde ne kadar para kalabilir? Bunun içine bir de koyun mazotu, koyun ilacı, koyun gübreyi. Geriye ne kalır dedi. Akşener ister iktidar olsun ister muhalefet siyasetçilerin görevi vatandaşı dinlemek olduğunu ifade etti. Siyasetçilerin görevinin vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek olduğunu anlatan Akşener şunları kaydetti. Siyasetçiler bu çözümlerin üzerinde rekabet etmektedir. Benim gibi her siyasetçinin buraya gelip karşınızda resmi tanzim durmasını sağlamaktır. Siz olmazsanız siyaset de olmaz. Siz olmasanız hiçbir şey olmaz. O nedenle esnaf için müşterisi veli nimet olduğundan bu dükkana girdim. O dükkanların içerisinde bu akşam ne pişireceğim diye düşünen kadınları gördüm. Atanamayan gençlerin gözyaşlarını gördüm. İnsanların, ev hanımlarının, çiftçilerin konuştuğunu gördüm. Siyasetçilerin esnafların içerisindeki insanların sesini duyup ona göre çözüm üretmesi gerekiyor dedi.